Hadi gel benimle birlikte masamı topla. İlk önce nereden başlasam? Mesela şu. Bu tahta kalemi, bir de şu bir tane tahta kalem var. Bunları tahtamın burasına koyuyorum. Evet, koydum. Şimdi bu defteri çantama koyayım. Şu atasözü ve deyimler kartlarını alalım. Bu arada 3. sınıf öğrencilerine öneririm. Güzel. Ben oynuyorum da. Şimdi bunu buraya koyalım. Burası benim oyuncak çekmecem neredeyse. Geçtik. Şu kalemleri alalım buradan. Şimdi şu ikisi tükenmez. Tükenmezleri buraya koyalım. Evet, onları oraya koyduk. Şunlar kurşun. Bunları oraya koyalım. Şunlar ödevim. Bunları dosyama koyacağım. Dosyam nerede? Burada. Şuraya atalım. Ondan sonra orayı toplayacağım. Mesela şu yerdeki hamurlarımı alayım. Şuradaki küpümü alayım mesela. Bunu buraya koyduk. Bu boyamayı şuna koyacağım. Ama ilk önce şu silgileri kaldırayım mesela. Şunun yeri burası da. Bunun yeri şurası. Şu bileziklerimi de şuraya koyuyorum. Şimdi bunu koyalım içine. Evet, koyalım bunun içine. Tamam, koyduk içine. Şimdi bunu şuraya koyalım. Tamam. Şimdi bu benim kişili kalem şeyim. Bu burada kalsın, bunu sonra ilgilenelim. Şu çubuğumu getireyim buraya. Şu kalem tıraşımı şuraya koyalım şimdilik. Şuradaki bir pisliği alalım. Şunu çöpe atalım. Şu tahta kalemi bir yazıyorum diye bir bakalım. Evet. Aslında biraz daha yazıyor. Bunu atmasam olur. Bunu da şurada. Şimdi şu silgiyi de alalım. Şuraya koyalım. Kalem tıraşı alalım. Yanına koyalım. Ama içinde çöp var mı diye ona bakalım. Varmış. Tamam. Şimdi buraya koyabiliriz. Pergel bu. Bunu şuraya koyalım. Patapix nereye konulabilir? Kırtasiye mi koyabilirim aslında? Oldu. Çok ses çıkartıyor ya. Neyse. Şu pomponu da çöpe atabiliriz. Biraz kirlenmiş zaten. Boş kağıt atabiliriz. Evet, sıra geldi bunu boşaltmaya. Çok tozlanmış. Evet. Bu hazır. Geriye ne koyabiliriz?
Şimdi şuradaki kırıntıları bir alalım. Elimde çok kirlendi. Süpürge gibi kullanıyorum aslında. Şöyle. Şurada da bazı şeyler. Şimdi buradaki pislikleri şöyle masanın ucuna kadar ittiriyorum. Evet, buradaki pisliği. Bakın. Buraya kadar böyle getiriyorum. Şimdi şurayı şöyle temizliyorum. Buraya şöyle koyuyorum. Elimle burayı ittiriyorum. Masam temizlendi. Evet, bundaki pislikleri de büyük çöpüme boşalttım. Şimdi şu yerdeki pislikleri temizleyelim. Şöyle alabildiğimi alayım. Buna süpürge olsa daha iyi olurdu aslında. Ama süpürge yok. Yani var da şimdi çıkarmak istemedim. Şurada ne varsa çıkmıyor. Şuraları da alalım güzelce. Başka var mı? Ha. Şurada bir tane var. Başka yok. Şimdi bunları şöyle koyabilirim. Evet, şimdi bu da çöp. Boya kalemlerim boyuyor mu diye test etmişti. Bakın büyük çöpüm şurada, buraya atıyorum. Şimdi bu benim soru çözme şeyim. Bu matematik defterim, bunu da çantama koyuyorum. Bu şöyle o sorudan çözeceklerim. Kitabı elime aldığımda nereden başlayacağım? Bunu kurşun kalemle yazacağım. Çünkü bu her zaman değişiyor. Bir de şuradan ödev veriyor annem bana. Ödevleri yapıyorum. Bunu da şöyle bir yere koyalım. Şuraya koyabiliriz mesela. Ay. Evet. Şu kalem tuttum. Bunu şöyle alayım şunun üstüne. Şuradaki şeyleri toplayalım. Şimdi bunu direkt altına koyacağım. Yani şuraya. Bir dakika. Evet, burayı da temizledik. Şu kurşun kalem kalsa bir şey olmaz. Şimdi geldik buraya. Burayı güzelce bir toplayalım. Şimdi şu bitmiş ödev. Bunu şuraya koyalım. Şunlar boş kağıt. Şunlar ödev. Atılabilir. Bu da ödev ama bu atılmasın. Bu güzel bir ödev. Son.
şu da ödev, bu da atılabilir. Bu da ödev, bu da atılabilir. Bu da ödev, bu da atılabilir. Hepsini sonuçta kontrol ettim, atabilirim. Şunu atamam, bu İngilizce diyalogum. Bu da atılmasın. Şunda alt kısmı kalmış, yaparım onu sonra. Şurada İngilizce diyorum. Bu da öyle. Bu ödev atabiliriz, ödev atabiliriz. Bu çok güzel. Şu namaz kıldığımız şey bu annem. Babam da çizecektim de zamanım yetmedi. Kabe bu. Bunu da atmıyorum. İngilizce'de öğrendiğimiz kelimeler şu ana kadar ama. Şurada boyuyordum. Şunları ödedim, bunları koydum şuraya ödediye. Bu da kalsın. Oy. Bunları daha keseceğim aslında. Onu söylemeyeyim. Şurada sınavlarım var. Sınavlarımı da atmayayım. Şunu da bir öğretmene soracağım. Atabilir miyim diye. Şöyle bir tane böyle bir kağıt var. Atılmasın ama. Bakın şöyle de bir tane bir şey yaptık. Değerler eğitim dersinde. Araştıracaktık vücudumuzdaki en küçük kemik falan. Bakın şöyle bir şey de var. Bunu atabilirim. Bunda sorun yok. Bunu atmayayım. Çok güzel. Bunu da atmayacağım. Bunu da atmayacağım. Şuna bir şey bakıyorum da. Tamam. Şimdi şunu da en sona şöyle koyalım. Bunları düzenliyorum. Evet. Bunları düzenledim. Şimdi dosyama koyuyorum. Evet. Koydum. Evet. Şimdi şunları hemen katlıyoruz. Evet, biz evde çöpleri ayrıştırdığımız için balkondaki çöpe atacağım bunu. Yani o geri dönüşüm çöpü oluyor. Evet, balkonu açıyorum. Biraz güneş var ama. Şurada da arı ölmüş. Şu ekmek niye var diyorsanız, bayatlamış babam da oraya kuşlar yer diye koymuş. Bu bizim geri dönüşüm çöpümüz. Şurada arı ölmüş tam olarak. Daha yeni öldü aslında da. Evet, şimdi geri dönüyoruz. Çok güneş var. Evet, şurayı kapatalım. Evet. Şuradaki çıkartmaları çıkartmalarına koyacağım. Evet, şurada bir nerede çıkartma var. Koydum şöyle. Bunu geri yerine koyuyorum. Şuraya. Evet. Başka bakıyorum. Şöyle bir kitabım var. Bunu okudum. Annem bana sorular soracak. Kalsın burada. Şunu şöyle katlayalım. Şuraya koyduk. Bu bir arkadaşım bana yapmıştı. Bir yelpaze. Yukarıya koyabiliriz. Şöyle bir etiket. Bunu atalım şimdiden. Aslında benim aklımda şöyle bir fikir vardı. Eğer telefon kılıfı böyle beyaz olsaydı arkasına böyle bir şey yapıştıracaktım ama değil. Ama yani de şu beyaz yeri kullanabilirim. O yüzden beyaz yerinden kesiyorum. Yani ayrıca kese kalem yazdığını da denedim şuradan. Evet, kestim. Bunu atıyorum. Evet, attım. Bunu yine şuraya koyalım. Koydum buraya. İşte küçük bir defterim var benim. Kendi yaptım. Evet. Bu kadar. Şu makası da geri yerine koyalım.
Masamı toparladık. Görüşürüz.